17-25 Aralık'taki o girişimin, darbe girişiminin üzerinden, kumpas girişiminin üzerinden geçen yıllarda yaşananları, o gün neler olduğunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz bizi bekliyor. Emrullah İşler bizlerle birlikte, AK Parti Ankara Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. O günlerde yaşananları özetlemeye çalıştık ama elbette çok daha fazlası, üzerinde düşünülmesi, tekrar tekrar hatırlanması, altı çizilmesi gereken gelişmeler de vardı. Bunlar için sözü hemen size bırakayım. Buyurun efendim. Evet, sizin de haberinizde belirttiğiniz gibi Ramazan Bey gayet güzel özetledi. FETÖ terör örgütü biliyorsunuz 70'li yıllardan itibaren devletin kurumlarına sinsi bir şekilde sızdı ve bunun artık toplumumuz 84 milyon bunun böyle olduğunu özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra net bir şekilde gördü. Nasıl sınavları da hile yaptıklarını, kopya çektirdiklerini, kendi elemanlarına sorular verdiklerini ve devletin bütün kurumlarına özellikle askeriyeye, emniyete, yargıya ve diğer devlet kurumlarının hepsine bir yerleştirme yaptıklarını net bir şekilde artık toplumumuz öğrenmiş oldu. 17-25'e geldiğimizde ise sizin de haberde belirttiğiniz gibi aslında 7 Temmuz 2012'de ilk defa FETÖ MİT Başkanı'nı ifadeye çağırarak İstanbul'da dolayısıyla MİT'e karşı bir operasyon yapmaya başladı. Çünkü onu kendisine bir engel görüyordu. MİT'in özellikle mevcut başkanının orada bulunması kendileri için bir tehlike oluşturuyordu. Onu bertaraf etmek istediler. O zaman başaramadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin talimatıyla o girişim başarısız kılındı. Ama FETÖ dediğimizde aklımıza kumpas geliyor. Özellikle ifadeye çağrılma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakan olarak bir ameliyat söz konusuydu. Onu planlamışlardı. Ama Allah onların hesaplarını bozdu. 17-25'e geldiğimizde ise FETÖ ilk defa yargı eliyle darbe girişiminde bulundu. Türkiye'deki darbeler tarihine baktığımız zaman genelde askerin kullanıldığını görürüz. Ama FETÖ kendinden o kadar emin ki askere gerek kalmadan yargı ve daha sonra da emniyet kullanarak bu hükümeti devirmek ve kendisi için tehlike teşkil ettiğini düşündüğü Sayın Cumhurbaşkanımızı başbakanlıktan uzaklaştırmak, AK Parti hükümetini yıkmak ve dolayısıyla ülkeyi teslim alma girişiminde bulundu. Ama FETÖ dediğimiz zaman akla kumpas gelir dedim. Kumpasları kurdular. Bunu bir yolsuzluk operasyonu gibi halkımıza sunarak hükümet hakkında ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında çok ciddi soru işaretleri oluşturarak bu şekilde hükümeti devirmek istediler. Ama başaramadılar çok şükür. 17-25 dediğim gibi ilk darbe girişimi oldu ve FETÖ'nün başını ininden ilk çıkarma operasyonuydu. Hani Cumhurbaşkanımız bunların inine gireceğiz demişti ya 17-25'ten sonra ve 15 Temmuz'dan sonra. Çok şükür artık onların inlerine girdi, inleri de kalmadı ve devletin kurumlarından sökülüp atıldılar. İnşallah milletimiz dua almış bir millet, ülkemiz dua almış bir ülke. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dirayetli duruşuyla, hükümetimizin kararlı duruşuyla ülkemizi FETÖ belasından, devlet kurumlarını FETÖ belasından kurtarmış olduk. 17-25'i anlamak için aslında daha önceki balyoz ve efendim Ergenekon kumpaslarına baktığımızda da onların neler yaptıklarını net bir şekilde görüyoruz. Bakınız AK Parti iktidara geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olduktan sonra çeşitli darbe girişimleri oldu, teşebbüsleri oldu. Ama biz biliyoruz ki darbe girişimleri 3-5 kişinin planladığı dar bir çerçevede ele alınan konulardır. Fakat bunlar ne yaptılar? Balyoz'da olsun, Ergenekon'da olsun olaya 3-5 kişi yerine 500 kişiyi bu olaya dahil ederek, bu dosyaya dahil ederek kendileri için orduda efendim tehlike teşkil eden, engel olabileceğini düşündükleri subayları, vatanperver subayları da bu şekilde ordudan tasfiye etme operasyonunu yaptılar. Aynı şeyi 17-25'te yine bu kumpası kurarak hükümeti işte tevhiddi, selamdı, yolsuzluk vesaire bir takım dosyalarla kaba gürültü yaparak böyle insanların aklını bulandırarak hükümeti devirmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın millet nezdindeki itibarını azaltmak istediler. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız olayı gördüğü için o zaman şu tespitte bulundu. Dedi ki paralel yapı.
paralel yapıyla mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Ve neticede paralel yapıyla mücadeleyi devam ettirdik. Ta ki 15 Temmuz operasyonuna kadar. Burada Haktan Bey bir şeyin altını çizmekte fayda var. Bu alçak hain yapının gerçek yüzü ortaya çıkana kadar biz onlarla mücadelemizi ettik. Gerçek yüzü de ortaya çıktıktan sonra özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet partilerinin bu yapıya tutunduklarını ve bunların savunucuları haline geldiklerini görüyoruz. Burası çok önemli bir nokta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten biliyorsunuz Genel Başkanı Deniz Baykal'ı bir kaset kumpasıyla uzaklaştırdılar ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kemal Kılıçdaroğlu'nu oranın başına getirerek adeta teslim aldılar. İşgal altında Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ tarafından teslim alınmıştır. Nitekim 2015 seçimlerine geldiğimizde o zaman paralel yapı diyorduk. Paralel yapının Cumhuriyet Halk Partisi'nde etkin olması, listelerde isimlerinin geçmesi hatırlarsanız o günkü bazı milletvekilleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve o milletvekilleri de FETÖ'ye karşı çıkan bütün milletvekilleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklaştırıldı. Kısacası şunu söyleyebiliriz ki FETÖ hükümeti deviremedi, ülkeye darbe yapamadı ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni maalesef teslim almıştır ve Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'nün en büyük savuncusu haline gelmiştir. 15 Temmuz olayından sonra da dikkat ederseniz ilk tiyatro olayını kullanan FETÖ'nün bizzat kendisidir. Ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu ve onların sözcüleri de hep bu ifadeyi kullanmışlardır. Karşı darbe demişlerdir vesaire demişlerdir. Dolayısıyla 17-25 yargı darbesi girişimidir. Bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. FETÖ kendine çok güveniyordu ama Allah'ın da tabii bir hesabı vardı, milletimizin de bir hesabı vardı. Onların hesap edemedikleri tek şey Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar kararlı durmasını hesap edememişlerdi. Hükümetimizin, AK Parti'nin kararlı duruşunu hesap edememişlerdi. Çok şükür bizim bu kararlı duruşumuz onların hesaplarını boşa çıkardı ve devleti FETÖ belasından kurtarmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Aksi takdirde FETÖ eğer 17-25'te başarılı olmuş olsaydı, o gün sadece siyasilere karşı değil, iş adamlarına karşı, pek çok toplumun kesimlerine karşı bir karalama ve kumpas hareketine giriştiler. Ve bu karalama neticesinde adeta devleti, hükümeti teslim alacaklardı. Ama çok şükür bu kararlı duruşta onların bu girişimleri bertaraf edildi. Ardından durmadılar. 15 Temmuz hain darbe girişimine kalkışmasına da giriştiler ve neticede geldiğimiz noktada çok şükür artık FETÖ terör örgütü üyeleri devletin kurumlarından uzaklaştırıldı. Tabii ki tehlike belki henüz geçmiş değildir tamamen %100. Çünkü bunların her kılığa girdiğini hepimiz biliyoruz. Her şekle, her kılığa girebiliyorlar. Kriptolar var. Devlet kurumları bunlarla mücadelesini bugün de devam ettiriyor. Ben bir kez daha Rabbime şükrediyorum. Bu FETÖ belasını çok şükür en az zayiatla bertaraf etmiş durumdayız. Şu an Türkiye bir yandan FETÖ terör örgütü belasından kurtulurken diğer taraftan PKK terör örgütünü de zaten pasifize ettik, onu da minimize ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin önü bu terör örgütlerinden kurtulması münasebetiyle önü açılmıştır. İnşallah gelecek yıllar Türkiye büyük destanlar yazacak ve bölgenin ve dünyanın da güçlü ülkesi olma yolunda ciddi adımlar atacak. FETÖ'nün tek engeli, bunu engellemekti. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bugüne kadar başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak inşallah 21. yüzyılı hep birlikte Türkiye asrı yapacağız diyorum ben. Teşekkür ederiz efendim Emrullah İşler. Bizlerle birlikteydi AK Parti Ankara Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı. Sağ olun efendim yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için diyelim. Ve Emrullah İşler'i uğurlarken de sizlerden çok kısa bir ara için müsaade isteyelim. Kısa aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılmayın.